Sprint Gündemi'nin yeni bölümünden merhaba. Hazır sezon kızışmışken Mercedes'in şu çıkışını bir ele alsak mı? Mercedes-Benz AMG Petronas, turbo hibrit çağının şüphesiz tek sahibi. Fakat 2021 Abu Dhabi'de yaşanan büyük kayıp sonrası ekip ciddi bir düşüşün kapısını aralamıştı. 22 sezonu başlangıcında değişen araçlara çok ters bir konsept ile başlaması da bu düşüşün tuzu biberi oldu. En kötüsü de bu yanlış konsept ile bir yarış kazanarak takımın ümide kapılması desek yanlış olmaz. Çünkü konseptin doğru olduğuna ikna olup geçen seneyi, yani 2023 yılını da benzer bir çerçevede hiç ettiler. Fakat bu senenin ardından takım bir şeylerin yanlış gittiğini kabul etti. Mercedes-Benz AMG Petronas takım patronu Toto Wolff yanlış yola saptıklarını itiraf etti. Bu saatten sonra 2024 için kollar sıvandı ve takım adeta yeni bir döneme girdi. James Allison aracın geliştirilmesinden sorumlu baş mühendis olarak sahalara geri döndü. Her ne kadar sene başında işleri iyi gitmiyor gibi görünse de bu durum anlık olarak değişmiş durumda. Sezonun en iyi aracı McLaren gibi duruyor. Onun arkasında Red Bull ve yeni güncellemeleriyle Mercedes yer alıyor diyebiliriz. Geçtiğimiz yarışlara şöyle bir bakacak olursak, George Russell Kanada'da pole pozisyonunu aldı. Bu da Mercedes'in tek turda oldukça hızlandığını anlamamız için fazlasıyla yeterli. Akabinde ise Avusturya'da her ne kadar biraz şans eseri de olsa Mercedes 2022 Brezilya'dan sonra ilk zaferini kazandı. Buraya kadar her anlamda biraz şans faktöründen bahsedilebilir. Fakat geçtiğimiz hafta Britanya'da başrol tamamen Mercedes'ti. Russell ve Hamilton ilk çizgiyi kapatırken McLaren ve Red Bull gibi rakiplerinden daha hızlı ve istikrarlı duruyordu. Ufak bir sebepten kaynaklı Russell yarıştan çekilmek durumunda kalsa da Hamilton Mercedes ile kendi evinde son bir kez yarış kazanmayı başardı. 2021'den beri süren bu asetin son bulması Hamilton'ı Ferrari kararında pişman dahi etmiş olabilir. Mercedes 2006 yılında öncesi motor bakımından en iyi hazırlanan takım olarak anılıyor. Fakat takımın yükselişi için ekstra 1-2 yıla daha gerek yok gibi. Alman ekip birkaç haftadır sürdürdüğü bu istikrarı sürdürebilir. Takım CEO'su Toto Wolff'un Max Verstappen'i etkilemek için aracı haftalar içinde toparladığı da iddialar arasında yer alıyor. Yıllarca dominasyonunu izlediğimiz takım, sağlam bir araba ve Max Verstappen kombinasyonu ile seneye karşımıza çıkabilir. Böyle bir olasılıkta Ferrari'de yarışan Hamilton ve Mercedes için yarışan Verstappen rekabeti izleyebiliriz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Mercedes bizlere uzun yıllar yine dominasyon izletebilir mi? Yorumlarda bizlerle fikirlerinizi paylaşabilir, yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.